Kanal Montenegro'ya hoş geldiniz. İngilizce ileri seviye haber çeviri serisine devam ediyoruz ve bu videoda birlikte iki adet kısa metni, ileri seviye İngilizce metni okuyacağız ve Türkçe'ye çevireceğiz. Çeviriye başlamadan önce kanala desteğinizi bekliyorum. Videoyu beğenirseniz beğenmeyi, videoya yorum yapmayı ve hala abone değilseniz kanala abone olmayı unutmayın diyorum. Birinci metnimizin başlığı Croatia uses the euro. Hırvatistan euro kullanıyor. After Croatia introduced the euro on January the 1st, 2023. After burada bir zaman bağlacı. Normal cümlemiz Croatia introduced the euro on January 1st, 2023. Hırvatistan 1 Ocak 2023'te zaman zarfımız bu. Euro'yu başlattı. Başında after zaman bağlacı olduğu için Hırvatistan 1 Ocak 2023'te Euro'yu başlattıktan sonra diyoruz. Croatians şimdi after'la bağlanan ikinci cümleden birincisi başında zaman zarfı olduğu için cümlenin zaman zarfıydı. Bütün cümlenin zaman zarfıydı birinci cümlecik. Şimdi temel cümleye geçiyoruz. Croatians are anxious. Hırvatlar endişeliler. About hakkında ne hakkında? Anxious'ı about edatı ile birlikte kullanıyoruz. A sharp increase in prices. In prices fiyatlarda a sharp increase keskin bir yükseliş konusunda hakkında endişeliler. The prices of goods increased. Goods mallar anlamında kullanılıyor. Yani burada sıfat değil, kelimenin kendisi direkt isim. Of'la yapılmış bir isim tamlaması var. The prices of goods, malların fiyatı öznemiz burada. Fiile geçiyoruz. Increase arttı. By at least 30%, at least en az. By da seviyeyi belirliyor. En az %30 arttı ya da en az %30'a kadar arttı. By'e kadar anlamında alabilirsiniz. And ve people are looking for, look for bir phrasal verb aramak demek. New jobs, yeni işler arıyorlar insanlar. To cope. Cope, başa çıkmak demek. Bu durumla başa çıkmak için. In January, Ocak'ta traders, tüccarlar began, başladılar. Fiilimiz geldi. Neye başladılar? Begin fiilinden sonra ikinci bir fiil gelirse bu infinitive formatında, to infinitive formatında gelir. To round, yuvarlamaya başladılar prices, fiyatları. From the local currency, yerel para biriminden yuvarlamaya başladılar. And most increased ve çoğu da arttı. Tekrar alıyorum. Ocak'tan itibaren tüccarlar fiyatları yerel para biriminden yuvarlamaya başladılar. And most increased ve çoğu arttı. The government, hükümet threatened, tehdit etti. Government özne, threatened da fiilimiz, tehdit etti. Sanctions, sanctions yaptırım demek. Şimdi bu tehdit etmenin arkasına sanctions'ı getirdiğimizde, yani burada bir with yok ama with anlamı doğuyor. Yaptırımla tehdit etti. Unless medikçe madıkça demektir. Ne medikçe? Unless traders lowered prices, tüccarlar lower düşürmek, fiyatları düşürmedikçe yaptırım uygulamakla tehdit etti. However, ancak bir zıt düşünce bağlacımız geliyor burada. However'ın kullanımı bu şekildedir. Kendisinden sonra virgül gelir. Traders, tüccarlar blamed inflation. Blame suçlamak, enflasyonu suçladılar. And the growing cost of raw materials ve bir de neyi suçladılar? Growing, büyüyen sıfat burada, sıfat fiil. Cost, maliyeti suçladılar. Cost of raw materials. Raw material ham madde. Artmakta olan ham maddeye attılar suçu. Ham madde fiyatlarına, maliyetlerine. And energy ve enerji maliyetlerine. Yani cost of raw materials and energy yükselen ham madde ve enerji fiyatlarına suçu attılar. Blamed inflation. Enflasyona ve yükselmekte olan ham madde ve enerji fiyatlarına. The president of the country's consumers association,
Ülkenin sahiplik ise bu apostrof üstten virgülle beraber zincirleme bir tamlama var burada. The Countries Consumers Association. Ülkenin Tüketiciler Birliği. Şunun sonunda zaten S olduğu için tüketicilerin anlamında bir sahiplik esi getirmiyoruz. Sadece apostrof getirerek bırakıyoruz. Çünkü getirirse bile esin burada okunması mümkün değil. Ülkenin Tüketici Birliği'nin başkanı Seth söyledi. Neyi söyledi? Bu bir reporter speech. Şimdi söylediği şey ne? Ona geçiyoruz. They observed the prices after January the first 2023. 1 Ocak 2023'ten sonra fiyatları gözlemlediklerini söyledi. Energy, oil, electricity and water prices, enerji, yakıt ya da petrol, elektrik ve su fiyatları had no change, bir değişiklik göstermedi. In the previous 2 months, previous önceki demek, önceki 2 ayda, yani geçtiğimiz 2 ayda, however, ancak, when the country switched, önceki 2 ayda pardon, niye önceki kullandığını şimdi anladık diğer cümleye geçtiğinde. When the country switched to the euro, ama ülke euro'ya switch to değişim yapmak, değişmek demek. Bunu geçiş olarak alacağız. Ülke euro'ya geçtiğinde demek ki bu 2 ay euro'ya geçişten önceki 2 ay kastediyor burada önceki derken. Ancak ülke euro'ya geçtikten sonra the prices went wild. Go wild çıldırmak demek. Simple past kullanılmış go burada. O yüzden ikinci hali. Fiyatlar çıldırdı. And ve they continued. Onlar devam ettiler. Neye peki? To infinitive geliyor. İkinci fiil. To rise artmaya devam ettiler. Every day her gün. Between 5 to 20%. 5 ila between iki şey arasında edatı. 5 ila 20, %5 ila 20 arasında artmaya devam ettiler her gün. Depend on, bağlı olmak demek. Depending on the product, ürününe bağlı olarak. Yani ürününe göre %5 ile 20 arasında arttı. Over a 2-week period, 2 haftalık bir süreçte inspectors, müfettişler found, buldular. About 40% of businesses, bulmak, keşfetmek anlamında. Şunu keşfettiler. Yaklaşık demek rakamlardan önce about. Sektörlerin yaklaşık %40'ının hiked prices unjustifiably. Hike yükselmek demek, fiyatları yükselttiğini. Unjustifiably de haksız bir şekilde demek, haksız bir şekilde yükselttiğini. And they gave fines, ve onlar yetkililer anlamında burada gave fines, para cezası uyguladılar. That totaled more than 250,000 dollars, 250 bin dolardan fazla toplamda para cezası verdiler. İkinci metnimiz de şöyle. Washington anti-abortion protest, Washington kürtaj karşıtı protestolar. Şimdi evet, bu mesele de Amerika'nın gündeminde şu anda. Anti burada karşıt anlamını veren bir örnek. Kürtaj karşıtı protestolar Washington'da. On the 50th anniversary, 50. yıl dönümünde of in unun anlamında neyin? The now overturned Roe versus Wade ruling. Şimdi ruling, yasa, şöyle evet, Roe Wade'e karşı yasasının, ki burada now overturned sıfat olarak alınmış, burada tre ile birleştirmiş, iki kelimeden oluşan bir sıfat. Yani overturn bozmak demek, şu an bozulmuş olan Roe Wade'e karşı yasasının 50. yıl dönümünde anti-abortion demonstrators, kürtaj karşıtı protestocular lined, dizildiler. Lined the streets, caddeleri doldurdular, sokaklara dizildiler. Of Washington DC, Washington DC'nin sokaklarına, United States, yani Amerika Birleşik Devletleri Washington DC'nin sokaklarına protestocular dizildiler ya da sokaklarını doldurdular. Line dizilmek anlamında. The rally is called,
meeting demek. Meeting is called. Burada edilgen bir yapı var. Call diye adlandırmak anlamında kullandığımız fiil. Rally'ye deniyor. Ya da rally şöyle adlandırılıyor. Rally. Meeting şöyle adlandırılıyor. The March for Life. March toplu yürüyüş anlamına geliyor İngilizce'de. Hayat için toplu yürüyüş adı veriliyor. And has happened every year since 1973. Ve bu yürüyüş, burada present perfect var. Çünkü 1973'te başlayıp hala devam eden bir süreci anlatıyoruz. 1973'ten beri her yıl yapıldı. This rally was the first, bu meeting, bu sefer yapılan, the first, ilk meetingti. Since June 2023, 2022, Haziran'ından bu yana. When, ki o zaman, şimdi biz o tarihi tanımlayan bir sıfat cümleciği başlattık. The United States Supreme Court, Birleşik Devletler Yüksek Mahkemesi overturned the important legislation. Legislation yasa demek. Önemli yasayı bozdu. It had made access to abortion a federal right in the United States. It dediği burada yüksek mahkeme. Ve past perfect var. Çünkü geçmişin geçmişine gidiyoruz şimdi. Bir tarihten önceki diğer zaman dilimine. It had made access to abortion. O made, ya, make yapmak demek, yapmıştı. Access to abortion, kürtaja erişimi, a federal right, federal bir hak haline getirmişti in the United States, Birleşik Devletler'de. However, ancak, since it is repeal, yürürlükten kaldırmak demek. Since it's repeal, onun yürürlükten kaldırılmasından beri abortion, kürtaj, is no longer. No longer artık değil demek. Artık öyle değil anlamında. Is no longer protected. Burada pasif bir yapı var. Kürtaj artık korunmuyor. Under federal law, federal kanun kapsamında, under altında demek. Burada kapsamında söz konusu kanun olduğu için kapsamında korunmuyor. So, dolayısıyla individuals, bireyler, states change access to abortion. Ha şöyle, state eyalet anlamında individual states yani bireysel olarak eyaletler change access to abortion kürtaja erişim konusunu değişikliğe uğratıyor. Yani bu konuda değişiklik yapıyor. Pro-life supporters. Pro-life demek yaşam yanlısı demek. Hayat yanlısı, yaşam yanlısı supporters, destekleyiciler wanted to completely ban abortions. Kürtajları completely, tamamen yasaklamak istiyorlar. Pro-life supporters, hayat yaşam yanlısı destekçiler. The issue is contentious. Contentious, çekişmeli demek. In United States politics, Birleşik Devletler politikasında bu mesele çekişmeli. And President Biden ve Başkan Biden pledged, söz vermek demek. Söz verdi. To try, çabalamaya söz verdi. Gene bir to infinitive geliyor. Fiilin arkasında ikinci fiil, pledge fiilinden sonra İngilizce'de to infinitive kullanır. Neye söz verdi? To restore abortion rights. Restore, geri getirme anlamında burada. Kürtaj haklarını geri getirme sözü verdi. But he cannot do a lot. Ama o pek bir şey ya da fazla bir şey a lot yapamıyor. Videoyu beğenmeyi, videoya yorum yapmayı ve kanala abone olmayı bu tür çalışmaların devamı açısından ihmal etmeyin diyorum. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.